Selamlar arkadaşlar. İki tane şirket analizi yapacağız. Birisi Tukaş Gıda, diğeri de Ege Seramik olacak. Benim kanalımı benden daha çok seven ve yakından takip eden Bahadır kardeşim, takipçim Bahadır kardeşim yazdı. Egeser ve Tukaş'a bakabilir misin uzun vade diye. Şirketi kısa bir inceleyelim. Şöyle analiz yapalım bakalım nedir durumlar. Şimdi Tukaş'ın önce grafiğe geçmeden önce şöyle bir şirketi tanımak istedim. Bu arada ilk çeyrek bilançomuz gelmemiş. Yeni bilançoyu bekliyoruz. 2024'e ait bakalım nasıl bir ilk çeyrek yaşamış. Ne yazık ki sadece şurada diyelim 2023'ün son çeyreğinde öz kaynaklarımız %138 artmış. Duran varlıklarda %216'lık bir artış var. Toplam varlıklar %71 artmış. Finansal borçların arttığını görüyoruz %38 oranında. Net borçta %162 oranında artmış. Borçlarımız artmış bakalım ilk çeyrekte durum nedir? Ne yazık ki net dönem kârı da düşmüş %38 oranında bir gerileme söz konusu enflasyon muhasebesine göre. Yine satışlarda esas faaliyet kârı ve FAÖK'te de geri çekilmeler var. Şirkete şöyle sermayesine baktığımda toplamda 1 milyar 472 milyon 310 bin liralık bir sermayemiz varmış. Zaten geçen yıl 2023'te Temmuz'da bedelsiz vermiş, bedelsiz temettü oranı vermiş burada %200 ve 490'dan 1 milyar 472 milyon liraya çıkan bir sermaye olmuş. Tabii ki lot sayısı artmış. Dolaşımdaki lot sayımız 556 milyonun üzerinde. Halka açıklık oranı %37 imiş. Deniz Portföy'de bir hisse senedi yoğun fonda var ve Cem Okulu'da da şirketin %45'i varmış. Şöyle akışa bakalım. 9 Mayıs'ta kar payı ilişkin kar payı dağıtmayacak herhalde. Zaten ödeyen bir şirket değil diye. Evet, ödenmeyecek diye de temettü kararı varmış. Başka baktığım şöyle önemli bir herhangi bir kap bildirimi var mı diye baktığımızda yok. Açıkçası yok. Sermaye ve temettüler evet temettü vermiyor. Bölünme gerçekleşmiş. 2022'de ve 23'te sermaye arttırımlarına gitmiş çok hızlı bir şekilde şirket. Grafiğine bakalım. Bu arada evet grafiğine bakalım. Şurada da şeyi açmıştım. Fiyat kazanç ve piyasa değeri, defter değeri onlar oranlarına bir bakalım. Sektör ortalaması 16-31 fiyat kazanç oranında. Tukaş'ta 10. Piyasa değeri, defter değeri de sektör ortalaması 3.30 iken Tukaş'ta da 1.6. Yani çarpanlarımız iyi. Piyasa değeri, defter değeri biraz düşük 1.6. Ederinde işlem görüyor. FK'da fena değil. Şimdi burada haftalık grafiği açtım. Uzun vade diye bahsedince sorusunda. Uzun vade ne yapmış diye baktığımızda şöyle haftalık baktık. Şirket 2022'lerde şöyle 1 lira 90'lardaymış. Bir zirve yapmış. Aralık 2022 sonlarında 8 liraya kadar çıkmış hisse. Ve tekrar yine şu anki baktığımızda yine aynı o fiyatlara gelmişiz. 2022 Aralık'taki fiyatlara bir geri çekilme var. Zirvemiz 13 lira. Evet, 13 lira 80 kuruşluk bir zirvemiz var. Onu da ne zaman? Eylül 2023'te görmüşüz. Tabii zaten bölündükten sonra hisse düzeltilmiş fiyatıyla tabii işlem gördü. Biz şu anda bu düzeltilmiş fiyatla işlem görüyoruz. O zamanki fiyatı neydi bilmiyorum. Temmuz 2023'teki bölündü çünkü. Ve ondan sonra bu 13'ten sonra en fazla kaç ay düştük? 6 lira 57 kuruş. Şurada gördüğünüz gibi alt tarafta yükselen bir mavi yükselen trend çizgimiz var. Bunu uzun zamandır kaybetmedik. Sarkmadık aşağısına. Yani neredeyse bir sene oldu. Evet, bir yıldır bu yükselen trendin üzerinde inişli çıkışlı bir grafiğimiz var. Şu anda da bu yükselen trendinin tam üzerindeyiz. Bunu buradan destek almasını bekliyorum açıkçası. 8.27'nin üzerinde kapatmamız lazım. 8.27, 9.20
Şu anda önümüzde direnç noktalarımız var. Buraya doğru çıkması lazım şirketin. Bilanço iyi gelmesi lazım. Bir hikaye, bir haber olmadığı müddetçe, bunu tahtacısı tabii ki yukarıya sürmediği müddetçe. Tabii aşağıya sarkarsa 7.33'ler var alt tarafta. 7.33 destek seviyemiz şimdilik en sağlam. Hareketli ortalamada da var orada, 50 günlük var. 7.76. Buraları tabii takip edeceğiz. Uzun vade düşünüyorsak tabii ki her düşüşlerde kademeli toplamaya çalışacağız. İlk planda ben şimdi 8.27'de kapatmasını, ardından 9 ve 9 lira 80 kuruş direnç noktaları şu anlık var. Tukaş'ta diyebileceğimiz destek direnç seviyeleri şimdilik böyle. Ege Seramiye'ye de geçelim şimdi. Egzer. Evet, Ege Seramik. 2024 ilk çeyrek bilanço yok. Eski bilançomuz var, 2023'ün sonuna ait ve net dönem kârında zarar gelmiş. Ne yazık ki enflasyon muhasebesine göre normalde yani 2022'nin son çeyrekte 221 milyondu. Ne yazık ki 107 milyon zarar açıklamışız. FAVÖK'te %135'lik bir artış var. Ama esas faaliyet kârı, satışlar ve brüt kârda da kayıplar söz konusu. Öz kaynaklar %82 oranında artmış. Evet, o yine büyük bir, tabii ki lot sayımız, sermayemiz büyük. İbrahim Polat Holding AŞ'de %61'i, %38 halka açıklı oranımız var ve 720 milyonluk bir sermayemiz var. Ne zaman ulaşmışız buna? Evet, Ege Seramik'te temettü veren bir şirket. Bölüm bölüm temettüleri de vermiş. En son 2022'den itibaren vermemiş henüz. Sermaye arttırımlarımız ne zaman? Evet, 2023'te iki kere, hem Mayıs ayında hem de Aralık ayında geçen yıl iki kere bedelli, %100 bedelli dağıtımı yapmış ve bir anda 75 milyondan önce 360 milyona, ardından da 720 milyona sermayesi artmış. Lot sayımız bir hayli fazlalaşmış. Bu anlamda da ondan sonra da düzeltilmiş fiyatıyla beraber şimdi bu fiyatlardan işlem görüyor. Kap haberlerinde herhangi bir var mı? Şurada ilişkili yok. Şöyle rakiplere bakalım. Rakiplerde kimler var? Kuağı Granit var. Kutbo var. Kütahya. Şişe, Uşak Seramik, Biyen var. Biyen ve Kale Seramik, şöyle baktığımızda sektörde FK'lar bir hayli yüksek. Egzer'de FK'mız yazmıyor. Piyasa değeri defter değerimiz iyi. 1.25. Çok şişmemiş. Zaten genelde 1.83, 1.37, 0.94 Uşak. Birinin altında piyasa değeri, defter değeri. En fazla Kale Seramik burada. PD'miz 1.70, 3.78 Kale Seramik'te. İyi, fena değil. Piyasa değeri, defter değeri oranımızda çok da şişmemiş. Ege Seramik'te. Grafiğine yine bakalım. Bu da haftalık grafik. Haftalıkta en büyük zirvemiz 5.90. 5.90 ve yukarıdan aşağıya bir alçalan trend var. Altta da yükselen trendimiz var. Üçgen oluşumunun sonuna doğru geliyoruz. Bugün biraz pozitif, %1.31 yükselişte, 3.87'de 4 lirayı görüp 4 liranın üzerinde bir kapanış yapması lazım. Ardından 4.41'i tabii ki kırmaya çalışacak. 19 Şubat'ta ne yazık ki iğne atmış, 4.62'den yukarıya çıkamamış ne yazık ki. Orası bir direnç oldu şimdi. 4.60 önemli bir direnç. Önce 4 liranın üzerinde bir bize haftalık kapanış. 4.41 ve 4.60'ı kırarsa 4.89 ve ondan sonra da 5.5 liraya kadar gitmeye çalışacak Ege Seramik'te. Tabii ki büyük bir sermaye, lot sayısı fazla. Bunda da tahtacısı tabii ki bunu yukarı sürmek için öncelikle ondan bekliyoruz bir hamle. Bir tavan serisi yakalamadığı müddetçe zaten görüyoruz grafikte de. Hemen hemen son 2 yıldır
böyle test terapi piyasasında çok büyük büyük rallilerde yaptığını göremiyoruz. En dip seviyemiz şurada 2.62. Geçen sene Mayıs ayındaydı. 2.60'lardan 5.90'a kadar yükselmiş. Şimdi tekrar yine hedefi 5.90. O da uzun vade artık. Uzun vadede bekleyeceğiz 5'li seviyeleri Ege Seramik'te. Bakalım onun da ilk çeyrek bilançosu nasıl gelecek, onu da takip ederiz. Evet, iki şirket böyle kısa bir değerlendirme yaptık Bahadır kardeşime. Şimdiden bol kazançlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.